Kripto para dünyasından hepinize iyi günler diliyorum. Bugün sizler için arkadaşlar Bitcoin'i tekniksel anlamda tekrardan inceleyeceğim. Burada anlattıklarımız bir yatırım tavsiyesi değildir. Eğitim amaçlıdır. Daha önce Bitcoin'in Tether partisinde Binance borsasındaki verilerini sizlerle paylaşmıştım. Bildiğiniz üzere Tether ve USD cinsinden %2, %3'lük bazen %1'lik değişen hareketler söz konusu olabiliyor. E, Liner ölçekte bugün sizlere tekrardan e, partilerimizi paylaşacağım arkadaşlar. Ama paylaşmadan önce e, söylemek istediğim birkaç tane detay var. E, en son yapmış olduğum videoda bir iletişim adresi paylaşmıştım. E, o iletişim adresini paylaş e, paylaşırken de birçok arkadaşımız bana mesaj atmıştı. E, daha önce belirtmiş olduğum gibi grup kurmak istiyordum. Ama arkadaşlar e, netleştirmek istediğim birkaç tane bir şey var. Ben e, grup kurarken, e, e, eğer grup kuracaksam bunun asıl amacının e, eğitim amaçlı olduğunu daha önce belirtmiştim. Bunu söylememdeki en büyük amaçlardan birisi de şu. Bu işin eğitimini almadan ben daha önce yani sadece benden değil birçok insandan bu işin eğitimini alabilirsiniz. Bu çok ayrı bir konu. Bu işin eğitimini almadan bu işlerle ilgilenmek ve özellikle de başkalarının sadece söyledikleriyle hareket etmek hiçbir zaman doğru sonuçlar vermez sizlere. Kendi kararlarınızı kendiniz alabilmeniz açısından. Risklerinizi, getiri analizlerinizi kendiniz yapabilmeniz açısından e, bu işle ilgili tekniksel anlamda ve temel anlamdaki verilerin yanı sıra tabii ki tekniksel anlamda e, bilgi sahibi olmanız gerekiyor diye düşünüyorum ben. E, Birçok arkadaşımız beni yanlış anlamış. Ben bir sinyal grubu ki bu kelimeden artık nefret etmeye başladım. Yani çünkü bu türev piyasalarında hiç kimse size yüzde %100'lük hatta yüzde %90, %80'lik garantiler veremez. Birileri size bunu söylüyorsa da kesinlikle yalan atıyordur. Çünkü gerçek anlamda herkes %100 olsaydı bugün aracı kurumlardan bile bahsedelim arkadaşlar. Onlar bile belli risk oranlarını sizlerle paylaşırlar ve size o risk oranında yatırım yapmanızın tavsiyesinde bulunurlar ki onlar bile hiçbir zaman yüzde çalışmazlar. Yapacağınız sözleşmede onların çok açık ve net bir şekilde yazdığını zaten görebilirsiniz. Burada tekrardan bahsetmek istediğim şey önemli olan kendi bağlanınızı kendiniz tutabilmeniz arkadaşlar. Bununla ilgili de bilgi, bilgiden sonra da tecrübe ve türep piyasalarında artık sadece kişilerle ya da yani yatırımcılar sadece kişilerle veya şirketlerle uğraşmıyorsunuz. Büyük yatırımcı, büyük fonları yöneten artık yapay zekalar var arkadaşlar. Bu görmüş olduğumuz şu anda önümüzde açık bir şekilde duran bizim paritelerimizin bir çoğunu şurada görmüş olduğunuz mumların bir çoğunu yapay zekalar yapıyorlar. Yani yapay zekalarla bu iş yürütüyorlar artık. Ve onlarla uğraşmak gerçekten çok zor. Yani bir anda kripto paralara girip zengin olmayı düşünen arkadaşlar bence bu hayalden öteye gidemez. Tabii ki para kazanan birçok insan var. Bu işte çok profesyonel traderlar var ama onlar da belli yerlerden belli bilgilerle o parayı kazanabilmek için ekstradan paralar harcarlar. Öncelikle bunun da bilinmesi gerekir ama dediğim gibi arkadaşlar yani o yüzden biz sadece burada onların bırakmış olduğu izler, ipuçları doğrultusunda belli başlı oranlarda kar elde etmeyi düşünürüz. Ve fiyatı psikolojik men satın alır ona göre yatırımda bulunuruz. Bunu da sizin öncelikle bilmeniz gerekiyor diye düşünüyorum ve bu doğrultuda hareket etmenizde fayda var diye düşünüyorum. Ben son dönemlerde özellikle türev piyasaları içerisinde kripto paralarla daha yoğun bir şekilde uğraşıyorum. Çünkü onların özellikle özünü biraz daha kavramaya çalışıyorum. Çünkü hareket bandı çok geniş bir Perspektif içindeyiz özellikle de son dönemlerde. E birçok insan kripto paralardan daha büyük paralar kazanabilmek amacıyla çünkü bant aralığı çok geniş. İnsanlar artık dolara veya e, işte altına emtia gibi hareket aralığı belli alanlarda olan e, ve uzun dönemli yatırım araçlarındansa kısa dönemli e, zengin olma peşinde olanların birçoğu özellikle de kripto paralara yatırım yapıyor ama şu bir gerçek ki e, bu ülkemizde de diğer ülkelerde de yani benim karşılaştığım birçok insanda da var olan bir gerçeklik var ki bugüne kadar kripto paraya girmiş ve kripto paralar içerisinde hiçbir bir sahibi olmadan şu ana kadar para kazanmış ben çok insan tanımıyorum. Bunu da tekrardan belirteyim. Ve şimdi sizlerle tekrardan tekniksel olarak anlamda e, incelemeye geçelim arkadaşlar. Şimdi Bitcoin ile ilgili e, daha önce te, tabii ki Tether Partisi'nde incelemiştim Binance Borsası'nda. Bugün Bitcoin'i e, Dolar Partisi'nde inceliyorum arkadaşlar. E, burada belli oranlarda e, değişiklikler söz konusu olabilir. Burada özellikle değinmek istediğim e, bazı konular var. Şu anda göstergeler kapalı. Sadece aşağıdaki ee, göstergemiz açık arkadaşlar. Onun dışında yukarıda bir göstergemiz yok. Ee, daha önce sizlerle yukarıdan gelen bakın şurada 1, 2 ve 3 tane e, düşen tren çizgisi paylaşmıştım. 4 saatlik bazda da arkadaşlar düşen tren çizgimiz buydu. Bunu da sizlerle paylaşmıştım. Ee, onun dışında e, daha önce şu bölgelerden geçip şu bölgelerden bir kırılım sağlayan bir trendimiz daha vardı. O trend kırıldıktan sonra ikinci trend sırasıyla gitmeye başladık. Bugün belli oranlarda tekrardan tepki alımlarıyla karşılaştık. Şimdi bu tepki alımlarının geldiği bölgeler gerçekten önemli. Birincisi yani tekniksel anlam işte burada özellikle öne geçiyor arkadaşlar. Bakın tekniksel anlamda inceleme yaptığımız zaman bu işin fake mi gerçek mi olabileceğini belli pariteler sayesinde inceleyebiliriz. Şimdi bizim şurada aşağıda görmüş olduğumuz yatay piyasa aralığımız şurada 7127 bölgesiyle 6300 bölgeleri arasında. Dün bu bölgeler altında bir sarkma gerçekleşmişti ki bu sarkmanın da arkadaşlar yani o bölgelerin öneminin sebebine şöyle gelelim. Şurada görmüş olduğunuz gibi daha önce tepki alımlarıyla yükselen birinci bölge şu görmüş olduğunuz iğne. Burada bu trend denendi. Tekrardan şuradan denendi. geçilemedi Ve en son şu bölgeden gördüğünüz gibi denendikten sonra yukarı dönümlü hareket geldi. Ve üst trendini de şu görmüş olduğumuz noktada tamamladı. Bu size zarfında da arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi üçgen benzeri bir kama oluşumu gibi bir oluşum bizim için gerçekleşti. Ve bu oluşumdan arkadaşlar aşağı yönlü özellikle ben en son şunu sizlerle paylaşmıştım. Şu bölge kırılırsa aşağı yönlü hareketler kademeli olarak belli bölgeleri sizlerle paylaşmıştım ve o bölgeler doğrultusunda hareketlikler gelmeye başladı. Ve dünkü gece özellikle haftalık günlük kapanışlar geldikten sonra genel anlamda saatlik kapanışlardan sonra da bir tepki alımlarıyla karşılaştı. Burada önemli olan şu arkadaşlar genel düşüşten sonra Şurada görmüş olduğunuz gibi bir çekiç formasyonu var. Yani teknik analiz işte burada işe girmeye başlar. Ve aynı zamanda burada bizim Fibonacci destek bölgemiz var. Onun dışında 5958 bölgesi bizim için çok büyük bir destek. Ama bu bölgeye bakın. 4 saatlik bazda şurada bir kırılım gerçekleştirdi ama ondan sonra oluşan çekiç formasyonu o çizginin altında gerçekleşmedi. Ben her zaman kırılımların beklenmesi gerektiğini söylerim. Biz pozisyonlarımızı alırken arkadaşlar o bölgenin tam olarak hiçbir şekilde artık iğnelenmeden ve ondan sonraki varsa işte bizim özellikle Fibonacci bölgeleri çok değerlidir matematiksel anlamda. Ondan sonra Çumakko'yu incelersiniz. Birçok göstergeyi incelersiniz. Orada hala başka destek bölgeleri varsa o doğrultuda hareket edersiniz. Sonra ondan sonra gelecek mumu bekleriz. Ve ondan sonra görmüş olduğunuz gibi 4 saatlik bazla bir çekiç formasyonu ve çekiş formasyonundan sonra görmüş olduğunuz gibi boğa formasyonu belirten bir mumumuz gerçekleşmeye başladı. Ve bu bölgeleri gördükten sonra biz artık alım yaparız. Yani biz anlatmak istediğim şey şu arkadaşlar. Hiçbir zaman tam olarak şu alt bölgeden alım yapamazsınız. Veya satımı tam olarak işte şu bölgelerden yapamazsınız. Yani belli bölgelerin hırlıp hırılmadığını öncelikle görmeniz gerekir. Ve burada özellikle tekrardan fırçamı açıp aslında burada ders mahiyetini anlatıyorum bazı şeyleri. Şu görmüş olduğunuz bölge yani şu yuvarlak içindeki hareketi gördükten sonra alıma girmeye başlarsınız arkadaşlar. Yani o da ne anlama geliyor? Sizin gerçek olarak gerçek anlamda yapacağımız alım 6020'den sonra başlar. Halbuki düşüşün gerçekleştikten sonra geldiği boyut neresi arkadaşlar? 5800. Yani 5800 ile 6100 bölgesi arasındaki bölgeyi siz hiçbir zaman kar olarak elde edemezsiniz. Orası yüksek risk demektir. Önemli olan o bölgelerin ne tarafa kırıldıktan sonra alımı gerçekleştirebilmektir. Bu da gerçekten önemli. Şimdi bizim için... Diğer önemli detaylardan birisi şurada görmüş olduğunuz gibi açık mavi renkle çizdiğim 6460 bölgesi var. Tam o bölgeyi görmese de 6400 bölgelerine doğru 6400 tam olarak bölgesini belirleyelim. İğnelemenin yapmış olduğu bölge 6438 bölgesi arkadaşlar. Bu bölgenin önemi de nereden kaynaklanıyor? Bakın tekrardan fırçayla belirtmek gerekirse şurada küçük bazı iğnelemeler görüyoruz arkadaşlar. Bakın bu daha önce iki defa denenmiş. Sonra o bölge yukarıya doğru kırılmış. Ondan sonra o bölgeden sonra da yukarı yönlü kırılımlarda görmüş olduğunuz gibi yukarıdaki hedefimiz aşağı kırılımlarda da bu aşağıdaki trend çizgimizin kırılım bölgesi oluşmuş. Şu anda bizim için önemli olan o bölgenin geçilip geçilmeyeceği ve onun dışında şurada tekrardan belirtmek gerekirse Fibonacci bölgemiz olan 6543 bölgesi de bizim için gerçekten çok büyük önem arz etmekte. Şimdi burada e, senaryolar e, doğrultusunda konuşursak arkadaşlar 4 saatlik bazda aşağıdaki indikatörümüz bir al sinyali vermiş durumda. Bu bağlamda arkadaşlar şimdi indikatörlerimizi özellikle açmak istedim. Ve şu anda indikatörler üzerinden diğer partileri kapatıp hareket alanlarımızı belirlemek açısından indikatörlerin de şimdi etkisinden bahsedelim biraz. En son paylaşımımda çimoku bulutun içinde bir kırılım gerçekleşmişse çimoku bulutları klasiktir. Ve çimoku bulutları momentum bakımından çok önemlidir arkadaşlar. Yani genel trend açısından genel trendi belirlemek açısından önemlidir. O yüzden haftalık ve günlük bazda Özellikle çumak bulutunun çok iyi takip edilmesi gerekiyor ve e, kripto paralarda ben çok iyi çalıştığını düşünüyorum en azından bana göre. Yani en çok güvendiğim indikatörlerden birisi de diyebilirim. Ama tabii ki e, iyi kullanılması gerekiyor. Bilgi çöplüğüne girmeden basit şekliyle ir, çok fazla irlenemeden. Yani bunlar gerçekten çok önemli. Şurada arkadaşlar çumak bulutunun alt bölgesi. Bakın şu bölge kırıldı. Benim her zaman e, 4 saatlik bazlarda söylediğim bir olay vardır. 4 saatlik bazda çumak bulutu kırılmışsa onun altında artık 3 tane 4 saatlik bazda mum bekleriz. Bakın birinci mum şurada görmüş olduğunuz gibi çekiç formasyonu bu birinci mum. İkinci muma geçiyoruz. Bu da tamam ama görmüş olduğunuz gibi üçüncü mum artık çimokko bulutunun tekrar içerisinde. Bizim için burada özellikle de çimokko bulutunda bizim öncü hareketlerimizi belirleyen önce öncü bir ve öncü iki çizgilerimiz var arkadaşlar. 6355 bölgesi şu an için önemli. Yani sadece pariteler açısından ve özellikle de sadece göstergeler açısından incelediğimiz zaman bu bölgelerden sonra gelişebilecek hareketler önemli. Şu anki doğrultuda baktığımız zaman özellikle şurada Fibonacci çizgimizin geçtiği bölge olarak da düşünürsek 6430 bölgesini. Şu anda bu bölgeden sonra bir kırmızı mum görüyoruz. Şu anda bunun kapanmasına yaklaşık 3 saat var. mumun şekli gerçekten önemli. Bunun şekline göre diğer mumu inceleyip tekrardan düşüş olup olmayacağı ile ilgili o zaman sadece paylaşımlarda bulunabilirsiniz yani kendi adınıza ya da bilgi düşünebilirsiniz. Burada arkadaşlar indikatörümüz bir al sinyali vermiş. Buradan bir saatlik baza geçelim isterseniz biraz daha kısa incelemek adına. Bir saatlik baza arkadaşlar 200 günlük hareketli ortalamanın üzerine geçmişiz. Onun dışında. ...şurada görmüş olduğunuz gibi çimak olutunun tam üstüne dayanmış durumdayız ve... çimak olutu test edildikten sonra geri çekilmeler normaldir. E, şu anda bir saatlik bazı önümüzdeki saatler içerisinde... ...200 günlük hareketli ortalamanın tekrar kırılıp kırılmayacağı önemli. Ama burada önemli olan klasik hareketlerden birisi de... ...200 günlük hareketli ortalama da kırıldığı zaman arkadaşlar... ...tekrardan oradan destek alınması... ...ve ondan sonra eğer yukarı yönlü bir hareket gelirse... E, ...bu hareketin yukarı yönlü tekrardan devam edebileceğini gösterir. Onun dışındaki indikatörlerimizde de arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz gibi... E, kullanmış olduğumuz hareketli ortalamalardan e, yaklaşık 5.009 bölgesinde bir al sinyali gelmiş durumda ve şurada arkadaşlar e, benim için önemli olan bir saatlik bazda gerçekleşmiş. Şurada tam bir Golden Cross yani. Benim için bütün hareketli ortalamaların kullanmış olduğum siyah şey, hareketli ortalamayı kesmesi önemli. O bölgeler kesildikten sonra görmüş olduğunuz gibi şu bölgenin 6100'den 6350'lere kadar bir hareketlilik söz konusu olmuş. 300 dolarlık bir hareketlilik. Bu da azımsanmayacak büyük ölçekte bir hareketlilik arkadaşlar. Bu doğrultuda e, takip etmenizde fayda var diye düşünüyorum. Günlük bazda genel momentum açısından incelersek. Günlük bazda da arkadaşlar şu görmüş olduğumuz düşüşten sonra gelişen yeşil mum değerli. Bakın bu birincisi ve aşağıdaki indikatörümüz ben bir saat sinyali vereceğinden bahsetmiştim ama görmüş olduğunuz gibi piyasalar daha yön tayini yapmadıkları için belirsizlik devam ettiği için bu bölgelerde özellikle hala şu anda yataya bağladı. Ve bir yön tayini önümüzdeki günler içerisinde kesinleşecek ya da önümüzdeki saatler içerisinde özellikle sert hareketler gerçekleşirse o yüzden de o bölgelerin de iyi takip edilmesinde fayda var diye düşünüyorum. Ama şurada genel bir kanı var arkadaşlar bakın burada yatay bir pozisyon söz konusu klasik olarak hareketin şöyle tam olarak belirtmek gerekirse 200 günlük hareketli ortalamanın biraz üstünde 8600 bölgesi günlük anlamda özellikle de bu gibi durumlarda 2 aylık, 3 aylık periyotlar içerisinde maksimum diyebiliriz biz buna. Ama 1 aylık periyotlar içerisinde özellikle tekrardan bu bölgelere gelip buradan destek alması beklenir matematiksel olarak. Bakın zamanın önemi önemi bir tarafına yani zamanı bir tarafa bırakırsak e, klasiksel anlamda eğer bu görmüş olduğumuz hareketlilik doğrultusunda Bitcoin artık çöp olmayacaksa ve tedavülden kalkmayacaksa ki artık bana göre e, kripto paraların dönemi başlıyor. Kripto paralardan daha çok dijital para kavramını duyacağız diye düşünüyorum. Bunlar için de önemli olanlardan birisi tabii ki Bitcoin ama merkez bankalarını da iyi takip etmenizde fayda var diye düşünüyorum. Bu da çok önemli bir anekdot bunu da iyi belirleyin bence. Şu görmüş olduğumuz bölge gerçekten önemli. Ben önümüzdeki dönemlerde Bitcoin'in gerçek hareketlerinin başlayabilmesi için tekrardan o bölgelerin üzerinde hareketlilik gelmesi beklenir ki ve kademel olarak o bölgelere doğru da uzun dönemli yatırımlar için önemli bir bölge olduğunu düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum arkadaşlar.